Tekel bayiliği yapıyor. Bakkal ya. Daha tekele burada yapacağız. Ha. Ne için bizim parti genel başkanı? Ne sıkıntılar var ya ben? Kaç kere çektim, kaç kararım geldim. Artık bir şey de bana çarptı. Bu sesler mi olsun da? Şu anda Çekoslovakya takımda da oynayan Koç ya pasını verdi. Araba kim arabaydı oğlum? 400 milyon para verdi. Ne yapayım? Slogan üretildi. Yerlilerle yabancılar arasında anlaşmaya yardımcı olacak bir futbol şöleni denildi. Ve bugünkü basın toplantısında hiçbir politikacı yoktu. Bir Alman şöleni için neden politikacı olacağını değil miydi? Sporcular, Fuar Başkanı şu çeşitli politikacıları bu işe karıştırmak istemiyoruz. Evet. Almanya'da sadece Türklere değil, tüm yabancılara karşı başlayan neonazi hareketini kırmak, insanların dostlar kardeş yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamayı yöneticilerin bir görevi olduğunu bilincinde ve bunun içinde bir spor karşılaşması seçiliyor, bir futbol karşılaşması seçiliyor. Maç öncesinde yine neonazi taraftarlarının bir gösterisinden ya da bir girişiminden korkuldu. Ama alınan güvenlik önlemleri sayesinde şu ana kadar böyle bir şey gerçekleşmiş değil. Bireyiniz bırakın şu anı. Ondan sonra da bu tür düşünceler
yavaş yavaş eridilsin. Evet, 5. dakikayı geride bıraktık. Sen Paul'a da Galatasaray karşılamaya hazırlanıyor. O Tayfun vardı. Atatürk İlkokulu'nda talebeler, hocalar teneffüsünü çekiyoruz. Görüşürüz. Hey yaşı, hamdolsun. Ha? Ha. Onun için zaten boş geziyorum, bari dedim eğleneyim. Hocamdan ben şunu görmüşüm.
Acemüstü, Pınarbaşı ile Acem'in arasındaki fıstıklık, bağ ve fıstıklık. Bağlar tabii artık hastalanmış, yalnız fıstık ağaçları var. Bağlar kurumuş. Oradan da burayı çektik. Bayırın düzünde Acem obası, halı kilim dokur Cufa babası, Cufa babası. Mencester şalvarı, İpek kuşağı, Mencester şalvarı, İpek kuşağı. Oğlum küçük deme, ever anası. Oğlum küçük deme, ever anası. Balda üzüm olmuş, gidip keselim. Balda üzüm olmuş, gidip keselim. Doldurup sepete, daldan asalım. Doldurup sepete, daldan asalım. Anayın gönlü var, söyle babana. Anayın gönlü var, söyle babana. El sözüne uyup neden küselim? El sözüne uyup neden keselim? Başına gidiyoruz. Sırtından çekiyoruz. Yüksek yol. Taş obalar çekiyoruz. Kuş obası. Çıkarmayın. Aman ha. Burası Pınarbaşı olmaz.
dağlar başında bir kuyu. Başının üstüne doğru gidiyoruz. Evet, var başı. Var başı. Evet, kavunca bas, kuşa bas. Başısı kavuncuların mülkü. Gördüğünüz o zeytinlikler. Evet, kumarbaşı yöreteyler. Eski bağlar. Elinize sağlık. Bu da besli film oluyor zaten. Kızım şöyle dur ki ekmeği çekelim. Ha? Nereden geliyorsun? Akşam konuştuk ya. Merhaba. Ne yapıyorsun şimdi? Ne? Ne iş yapıyorsun? Atın alma şunu, mercilik yapıyorum. Ha. Ha? Balışlar derler benim babama. Ha. Sen nereli oluyorsun? Ben de buralı. Pınarbaşı'nın esas suyun olduğu Pınar'a merdivenle iniliyor. Evet. Sağımızda daha yapılmış. Şimdi Pınar'ı çekeceğiz. Pınar var. Evet. Esin'in suyunu buradan temin ederlerdi. Evet. En aşağı 2000 yıllık bir geçmişi var bu Pınar. Daha çoktur. Ha. Ne zaman? Daha burada fazlasıyla da böldüler. O karşıya gidiyor. Şimdi fazla gereksin yok değil. Çok temiz su. Çok sağlam su. Çok güzel bir su bu. Bu su babayı adam yetiştirdi. Şimdiki sular da hep kömez çocuk. Bizim ceket ödüyorum. Burada bahçe sulamak için havuz. Çok tarihi bir yerler bunlar. Şimdi yine eski sahiplerinde mi başka köylüler falan aldı? Değişti. Bir tek yalan bu tuzsuzlar ki yenilerde. Bunlar da aldı, parayla aldı. Burada benim biri verdim. Buralar Atmalı köylü almıştı, o verdi geri. Hep değişti. Aha ben. İşte karşıda bizim kavunca bahçesi. Buralarda kar basarlardı eskiden. Evet, şimdi havuzda bahçeleri çekiyoruz.
Pınarbaşı bahçelerinde. Hadi hadi hadi. Hadi. Çık sen. Hadi. Eski mülk ya. Ta Hititlerden, Romalılardan kalma bu bahçelere göçmek. Sonra Türkler de yaylacı olduğu için aynı şeyi kullandılar. Taramış mı? Maşallah. Allah olsun. Görüyorsunuz güneş yok. Her taraf gölge, ağaçlar. Bütün bağbalar cennet gibiydi böyle. Ha. Şimdi elimizde en sağlam kalan bu Pınarbaşı Ovası. Ha. Diğerleri hep talanlar. Buraya gelip buradan bahçe sularını yazın. Geniş bir havuz. Aslında iyi bir yüzme havuzu da olur. Ha. Yaz günü. Pınarbaşım obam, çıkam oturam. Pınarbaşım obam, çıkam oturam. Doldurum desteği, yara götürem. Doldurum desteği, yara götürem. Kokar dalında ide çiçek açmış, kokar dalında koklayı koklayı yolam getirem, koklayı koklayı yolam getirem. Evlerinin yolu taşlı kayalı, evlerinin yolu taşlı kaymış, ucum uyalı. Evlerinin yolu taşlı kayalı, al yazma bağlamış, ucum uyalı. Gümüş kemer sıkmış ince belini, gümüş kemer sıkmış ince belini. Gözleri sürmeli, dudak boyalı. Gözler sel gider, dere sel gider. Bir güzel oturmuş tamam. Bak figan eder, bak figan eder. Yıkamış evleri de yarım, bak firan olmuş, bak firan olmuş. Şaşırmış yolu da yarım, sor nere gider, sor, sor nere gider. Sor nereye gider? Söyle, güzel söyle de yarım. Neden ağlarsın, neden ağlarsın? Yıkamış yörene de yarım, umut bağlarsın, umut bağlarsın, aman bağlarsın. Günler adı
aldım dayanım. Yıllar çok uzun, yıllar çok uzun. Günler adım adım dalaman. Yıllar çok uzun, yıllar çok uzun. Karalar giyip de yürek dalarsın. Karalar giyip de yürek dalarsın. Hep kara yazı bizim Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kara yazılı bir millet oldu. Çok iyi. Hepsi de çalışkan. Ama gurbetten ayrı düştük. Cepler de dolu şimdi. Evet. Sabır ötüm dalamam. Çatma kaşımı, çatma kaşını. Yuva kurum diye de güzel. Topla taşını, topla taşını. Pişir aşımı dayanay. Yavrular yesin, yavrular yesin. Terazülüpü dayanım. Bağla başını, bağla başını. Terazülüpü de bağla başını. Tutsuzun oğlu Mehmet Ağa'nın bahçesindeyim. Evet, Tutsuzun oğlu Mehmet Ağa'nın bahçesinden havuzları çekiyoruz. Burada subaşıların da vardı galiba, değil mi? Subaşıların vardı, efendim, antepçilerin vardı. Karşısı da kuş obası, kavunca obası. Bırak kavunca obası, benim sesim kalıyor mu? Evet. Ben balışın oğlu İbrahim, evet. İbrahim Günaşan. Evet. Senin filmin var bizde. Var mı? Yani bu şeyin yani. Üsas'taki büyük akrabalar değil mi? Akrabalar burada. Mehmet Güneşenler. Mehmet Güneşenler. Kardeşim oğlu var. Ha. Kardeşim çocukları hep var. Hep filmi var bende. Aynı bir canlı. İyi. Bana iyi atıldı da. Senin dokunmacık bir sanatın yok muydu? Benim sanatım yoktu. Ha. Ben yaratılışta böyle doğaya meraklıydım. Evet. İnekçilik, davarcılık, fıstık, ha, bal. Bunlarla uğraşıyordum ben. Evet. O yönlü değildi yani benim şeyim, bünyem. Şimdi aslında o daha güzel de. He. Yani şimdi devletin yapısı değer vermiyor. Altından gümüşü bir yapıyor. Evet. He. Peki neden? Şimdi biz sen bir şeyle uğraştığın zaman hayvanını besleyecek yer, yatacak yer, koyacak yer artık çağ değişti. Değişti. He. Şimdi elinden dutan yok vatandaş. Dutan yok, kendi imkanlarınla yapıyor. Sokaktaki adamlara kredi verir. Senin gibi bu işte doğayla uğraşıp hayvan beslemek, bahçe yetiştirmek, bağ yetiştirmek özlemi duyan kişiye kredi vermezler. Vermez. İşte işin tersliği bu. Ben kendi imkanlarımla gönderiyorum. Hiçbir yerden bir yardım almayayım. Hiçbir yerden bir kredi alamıyorum. Evet. İşte böyle. İşte bütün konu Türkiye'de yoksulluğun, beceriksizliğin konusu plansız çalışma. Plansız çalışmada, evet. Evet. Vatan rahmet. Evet. Aynen öyle. İşte ben bir de köylerde bunun için bir film yapacağım. Sizin gemileri evet, tek tek soracağım. Kaç hayvan beslersin, ne iş yaparsın, evet, ne gerek, bunu da ayrı ayrı soracağım. Sor, şu Adıyaman bölgesini bir gez. Hayır, kitabı var. Şimdi ben yeni bunu. Yeni seneye de inşallah aynı şeyi, bu işi o yönde vereceğim. Şimdi sanatsal yönden, kim ne dokuyor, neyi okutmuşuz, neler yapmışız. Evet. Bütün Besni Halkı'nın 5 vilayette filmi alıyoruz. Evet. Besniler nereden nereye gelmişiz. Evet. Yani halkımıza neler vermişiz, bize tembel diyenlere bizi nasıl görmüşler? Hayır, Besni'nin halkı çok çalışkandır. Ha? Çok iş bilendir. Maşallah gittikleri yerde kalkındılar birçoğu. Evet. Çok zengin şimdi oldular. Namuslu Uşak'ta, kadınımız, Antep'te, erkeğimiz namuslu, şerefle çalışırız. Evet. Çok dürüst çalışırlar. Çalışkan insanı vardı evet, Besni'nin. Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey de, sağ olasın. Sen de sağ ol. Böyle zamanla yapılmış ne güzel mahsul. Bakarak havuzlara geliyor. Mahmet Ağa yaptırdı. Evet, Mahmet Ağa yaptırmıştı. Buraları almış.
Evet. Yani yine de teşekkür ediyoruz ki bu yığılıp talan olmaktan kurtardığı için de ayrıca ona Ahmet Ağa'ya da teşekkür ediyoruz. Ha, buraları çünkü neden? Şeneltti adam. Ha, şeneltmiş. Evet. Sağ olsun, var olsun. Evet. Yani hemşehrimize Allah daha uzun ömür versin. Amin. Ben hayatta doğayı seven insanı Allah da sever, peygamber daha evet. çok severdi. Bende de doğa şeyi çok. Evet. Ben doğaya çok meraklıyım. Tabii. Hem zaten doğayla insan yan yana olmadığı müddetçe merhametsizdir. Ağacı sevmeyen insan evet. merhametsiz yani. İnsandır. Ağacı severim, hayvanı severim, sürdüm ağa. Böyle meraklıyım. Hayvan olsun, insana, ağaca, hayvana her şeye saygı duymak değil. Hepsi duymak Allah'ın nimeti. Evet, evet, evet. Evet. Yaradılanı, yaradandan dolayı sev diyor. Tabii. Seveceksin. Onu tabii. da Cenab-ı Allah yaratmış. Evet. Hepsini seveceksin. Ya dağlar dolmuş yağan karınan, yüce dağlar dolmuş yağan karınan, bar getirdik negiz morunan, bar getirdik negiz morunan. Çadır kurmuş da çıkmaz dumanı, çadır kurmuş da çıkmaz dumanı, ateşi yanardan közü korunan, ateşi yanardan közü korunan. Sürer atını da yayla yoluna, Mevlam sabır versin aşkı kuluna, Mevlam sabır versin aşkı kuluna. Misafirim dedim almaz içeri, misafirim dedim almaz içeri, çevirdi gönlümü Sara Köl'üne, çevirdin gönlümü Sara Köl'üne. Taramış saçını sürme karası, çekilmez oldu da gönül yarası, çekilmez oldu da gönül yarası. Darıma sevdiğim gel barışalım, darılma sevdiğim gel barışalım, vatanım Türkiye besni silahı, vatanım. Tek besliyorum, 5-6 tane inem var. Evet. Bundan idare oluyor. Evet. Efendim, peki bu sütü kaç liraya sattınız burada? Süt burada yani 1500 süt falan var. Ha? 1500-2500 kilosu. 2500. Kilosu. Kilosu. Peki yoğurt mu daha karlı oluyor, süt satmak mı karlı? Süt karlı oluyor. Süt daha karlı. Süt daha karlı. Evet. Peki bu ineklerin besleme külfeti de çok değil mi? Tabii ağır oluyor. Evet. Yalnız ağır bahane mal oluyor ama yani sağlık yönünde şimdi evimde sütün yoğurdun bulunması benim için çok iyi oluyor. Tabii. Ben sağlıklıyım tabii. şükür. Evet.
İşte o sebepten tamam. Bunları eksik etmiyor bizim evde. Esas Türklerin atası hayvancılıktır. Evet, evet. Eti, kemiği, her şeyi paradır. Paradır. Evet. İşte bunlara evet. Merakım var. Böyle evet. Beslerim ben bunları. Elin evet. Artık her anda sütünü ya orada evde eksik etmem. Yaz, kış. Çok güzel. Ya böyle bunlara bakarım. Bunlar Montfaucon oluyor değil mi? Hollanda. Hollanda. Evet, çok güzel. Şöyle bir gel bakayım hele. Çok güzel. Yani şimdi gerçekten bu imkanları çok iyi kullanmak lazım. Evet. Çünkü danası da para. Her şey bir para. De, bir de damızlık da çok önemli, önemli. Ülkemiz için. Evet. Şuraya gel, şöyle şöyle tut. Ver gel, ver gel, ver. Şuraya bir gösterir şu tarafa. Hı. Bir de bunlar inekler, düveleri, buzağlar. Evet. Çok güzel. Ama biraz ışıklaması az gibi geldi. Işıklaması geldim. Biraz az ha. Yer geniş olduğunda bir ama evet. Kâfi geldi. Işıklaması az. Az geldi. Çünkü hava alması lazım. Evet. Bol hava hayvanlar. Bu kuşun deliklerden havayı alıyor. Ha. Ben olur da işte onun kuşunu biliyorum yani çok yetersiz. Sıcak yapmam. Ha. Hayvana yarayacak şekilde havalandırırım. Evet. Kapılar açık. Fazla evet. Sıcak yaptırmıyorum. Evet. De böyle. Havada ıslah olmayacak hiçbir zaman. İşte mümkün. Düzgün olacak. Yani mümkün mertebe ıslah etmemeye çalışıyor ha. Evet. Ne yapalım işte evde geziyor kadar uğraş yok. Şimdi gerçekten buraya yani imkan olsa burada akış değil yani. Değil, ilkel, ilkel aslında i̇lkel da yani. Ama gerçekten. Ne yapak imkanlar yok önce bir odayı geliştirebiliyor. Halbuki sizin gibi kişilere devlet kredi verse, şimdi daha iki güzel senede yapacağım. Daha fazla daha iyi bakılıyor. Daha iyi yer akır evet. Parası, böyle yer parası yemini evet. Mükemmel verebilecek bir iş yeri olsa evet. Her gün sağarsın taksit taksit de milletine öder. Öder abi. Gidip üçkağıtçılara para dağıtıyorlar. Evet. Onlar da yiyor, çekip gidiyor. Ya işte böyle iş yapan üretici olmuyor bak. Evet. Ama bunları kendi imkanlarımla yaptım evet. Yani. Ben babamdan filan da bana bir şey kalmış değil. Evet. Ben çocuklarımı okuttum, birisi yüksek tahsil yaptı. Evet. Şimdi evet, Adana'da, evet. Hanıma avukat. Evet. Birisi burada dezgah mezgah aldım eline, o da burada çalışıyor. Çok güzel. O da liseyi bitirdi, ha, o da çalışıyor. İşte burada. İyi baba olmak, iyi evlat yetiştirmektir. Evet. Şimdi baba güçlü, düşüncesiz olursa çocuklar da öyle yetişiyor. Ben evet. Kendim öyleyimdir. Yok ben okumaya çok meraklıydım. Ben okula gitmedim ama kendim çok kitap okudum. Çok evet. Öğrendim yani. Hakikaten böyle o çocuklarım okuduğu kitapları ben de devrettim bütün. Evet. Çünkü insan bazı ilim Peygamber Efendimiz'in şeyde işte Çin'de işte gidin git, alın demiş. Diyor evet. Evet. Neden? Çünkü insanlar kendine bir pay katsın, nimetleri arasın, daha çok bulsun, daha çok yaşasın. Evet. Çünkü diğerinin altı üstü nimet dolu. Evet, evet. Biz de vatandaşın cebinden devlet yönetiyoruz biz. Evet. Biz diyoruz ki çalışıp nimetleri zorlayın, yerin altın üstünü karıştıralım, buradan evet. Devleti yönetiyoruz. Ayet-i Kerime var, ırzkınızı yerin derinliklerinde arayın diyor. Yerin derinlikleri ne arayın, maden mi çıkaracaksın, kömür mü çıkaracaksın? Tabii. Ne bileyim çiftli öküzüne sürmeden ise traktoruna sürüp daha mı iyi mahsul tabii. Olacaksın? Çok şeyleri var. Evet. İşte manaları tabii. Çözmek lazım. Şimdi verlemişler, ver zammına, şununla, bununla evet. Bir yere gidemez. Vatandaşa yok. Ver, hakkını da al. Ha, al. Evet. Ver, karşılığını da al. Öyle olacak aslında ama işte olmuyor. Veriyor, o alıp gidiyor. Bak yok. Ne güzel, şimdi senin elinde yerin geniş olsa 10 tane inek bakarsın rahat. Ne kıymeti var? Ha. Adam bile mutlaka bir şey olsa yardımcı tabii. Olarak bana. Rahat bakarsın. Ha. Sana bir yer verecek, arpa ekeceksin, yeşiller koyacaksın, bunlar yaz günü evet. Dinlenecek. Bunların şeyleri çok formülite. Evet, evet, evet. Ay, imkanlarımız evet. Yok. Biz bunları hepsini de biliyorum, okumuşum. Evet. Fakat imkanlarım yok. Ancak evet. Böyle şey edebiliyorum. Geliştirebiliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey de, dedim, sağ olasın. Devam ediyoruz. İşte yine baştan sulamak için dolu havuz. Mehmet Bağcı'nın bahçesindeyiz. Mehmet Bağcı'nın bahçesindeyiz. Evet. Bir yapan ise cennet kar mıdır? Kötülükten fayda gören var mıdır? Kötülükten fayda gören var mıdır? Yüklemiş malını göçer dünyadan, yıkılmış kervanı mezar dar mıdır? Yıkılmış kervanı
mezar dar mıdır? Kadir Ozan Dilge gezin dünyayı, Kadir Ozan Dilge ey Mevla Kerim, hak yolunda koşup murada erin, hak yolunda koşup murada erin. Gönül sultanısa postunu serin, gönül sultanısa postunu serin. Akı fikirle gezin dünyayı, akıl fikir ile gezin dünyayı, insanlık yolunda gör Mevlana'yı, insanlık yolunda gör Mevlana'yı. Evet, Pınarbaşı'nın alt tarafından çıktı, üst tarafından çekerek bitirmiş durumdayız.